Merhaba, bugün sizlerle pirinç pilavı yapacağız. Güzel bir pirinç pilavı için kıvamını tutturmak çok önemli. Öncelikle bir miktar çiçek yağı ve tereyağını tenceremize ekliyoruz ve ocağın altını açıyoruz. Daha sonra çiçek yağı ve tereyağımızı ekledikten sonra onlar erirken arpa şehriye ya da sizin isteğinize göre fark etmez tar şehriye ekleyebilirsiniz ve şehriyelerimizi pembeleşene kadar kızartıyoruz. Yağımızın erimesiyle birlikte şehriyelerimiz kızarıyor. Buna dikkat etmek lazım. Biraz başında bekleyin çünkü şehriyelerimiz hemen yanabilirler. Şehriyelerimiz kızardıktan sonra 2 bardak pirinç için 3 bardak su ekliyoruz. Eğer sizin evinizde et ya da tavuk suyu varsa onlardan da ekleyebilirsiniz. Ölçümüz her zaman 2 bardak pirince 3 bardak su şeklinde. Bunun kişi sayısına göre siz değiştirebilirsiniz. Benim evimde et ya da tavuk suyu olmadığı için ben suyu ekledikten sonra içine bir tane et bulyon attım. Daha sonra suyumuz kaynamadan tuzumu da ekliyoruz ve suyu kaynamaya bırakıyoruz. Bulyonun güzelce eridiğinden emin olmanız gerekiyor. Yoksa pilavın içinde ağzınıza bütün olarak geliyor. Bulyonu iyice eritin. Ve suyumuz kaynadığı zaman artık pirinçlerimizi koyabiliriz. 3 bardak su koymuştuk. Bu nedenle 2 bardak temizlenmiş pirincimizi suyumuz kaynadıktan sonra pilavımıza ekliyoruz. Ve şöyle bir karıştırıp şehriyeleri üzerine çıktıktan sonra ocağın altını kısıp kapağımızı kapatıyoruz. Kısık ateşte pirinçlerimiz suyunu çekiyor ve pilavımız hazır hale geliyor. Tamamen suyunu çektiğinde üzerinde göz göz yerler açıldığı zaman ocağın altını kapatıyoruz ve bir havlu peçeteyle pilavımızı dinlendirmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 10 dakika sonra servis ederseniz çok güzel bir kıvamda yiyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.